Bizim başkanımız Mehmet Başkan. Evet. Yakıtı falan. Bekir geldi mi oraya? Geldi. İçeride. Abi hoş geldin. Ne oldu? Nasılsın başkanım? Allah. Sigara varsa gelir. Yapadın mı sen? Osman bir yere bak. Sağ ol. Hoş geldin. Merhaba başkan. Şehitlerimize rahmet eyle, merhamet eyle, şefkat eyle, şefaat eyle. Ve şu anda orada mücadele eden askerimize, polisimize Allah'ın güç ver, kuvvet ver, atışlarına isabetler nasip eyle. O kardeşlerimizi görünmeyen askerlerin ve meleklerinle teyit ve takviye eyle. Emini muhafaza eyle. Sağlık ve sıhhat içerisinde yavrularına, eşlerine bağışla. Ve şu cennet vatanımızda Allah'ım, terör estiren terör ve teröristlerin Allah'ım, şu icabet saatlerinde kahhar ismi şerifinde kahru perişan eyle. Allah'ım, Ramazanımız terörden ve teröristten kurtuluş Ramazanımız olsun. Şu bizim yaşadığımız huzuru, iyilik ve güzellikleri dünyadaki bütün mazlum ve mağdur kardeşlerimize de ziyadesiyle nasip eyle ya Rab. Allahümme zid ve la tugallil bi hurmetil Fatiha. Sayın Belediye Başkanım, bu hayırlı günde bizi yalnız bırakmayan Çevre Oda Başkanım, Hakkı Vekilim, Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, İl Genel Meclis Başkanım, Oda Başkanlarım, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının değerli başkan ve temsilcileri, basınımızın güzide temsilcileri, odamızı her geçen gün büyüten Akçok hocamızın çok değerli ticaret erbapları, iftar yemeğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yanımda gördüğünüz afişlerde odamızın yaptığı Avrupa Birliği projeleri, aldığımız hibeler görülmektedir. Oda olarak şu ana kadar 210 bin euro hibe fon aldık. 350 bin euro ön onaydan geçmiş ödenek bekleyen projelerimiz var. 16 defa düzenlenip çoğu bayan 480 kişiye verilen girişimcilik sertifikalarından, KOSGEB destekli yurt dışı fuar gezilerimizden, fındık verimini artırmak için yaptığımız damlama sulama ve dal kıranla mücadele projelerimizden, onaydan geçmiş Ocak ayında 16 kişilik bir ekiple gidilecek İtalya ve İspanya'daki fındık tarımını yerinde inceleyip fındıkla ilgili son teknolojilerin yerinde görüleceği İBE projemizden, aile şirketlerinde kurumsallaşma, liderlik, etkin yöneticilik ve benzeri konularda düzenlediğimiz birçok eğitimden, Akçok hocamızla yaz sezonunun uzaması için Karadeniz'e yapılmasını istediğimiz açık deniz dalga kıranları ile ilgili çalışmalardan,
Ankara'da yaptığımız girişimlerden uzun uzun bahsetmeyi isterdim ama bu mübarek Ramazan akşamında fazla zamanınızı almak istemem. Saygıdeğer misafirler, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası denildiğinde aklımıza gelen en önemli iki konuda ayrıntılı bahsetmek istiyorum. Organize sanayi bölgesi ve fakülte. Organize sanayi bölgesinde bildiğiniz gibi mahkeme süreci devam ediyor. Önümüzdeki hafta bilirkişi heyeti Akçakoca'ya gelecek. Yerinde inceleyip raporlarını oluşturacak. Bu arada chat raporunu hazırlatıyoruz. Mahkeme süreci sona erdiğinde chat raporumuz da hazır olmuş olacak. Bakanlıkla ilgili sorunumuz hiç yok zaten. Düzce Milletvekilimiz Sayın Faruk Özlü Bey'in Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olmasından sonra OSB'yle ilgili bütün sıkıntıların bir çözüleceğine canı gönülden inanıyoruz. En kısa zamanda müteşebbis heyet kurulup kazma vurulacak ve binlerce Akçakocalı gencimize iş imkanı sağlanacak inşallah. Yılan hikayesine dönen fakülte inşaatına gelince hepinizin merak ettiği bir konu. Onunla ilgili de küçük bir açıklama yapmak istedik. Kamuoyunun yakından bildiği gibi müteahhit firmalar arasındaki sürtüşmeden kaynaklanan mahkeme süreçleri uzadı da uzadı. Bu yetmezmiş gibi firmaların ekonomik yönden yetersiz olması, sorunu çözmek için defalarca kendilerine gitmemize, onlara yaklaşmaya çalışmamıza rağmen hep bizden uzak durmaları, ödeneği olmasına rağmen inşaatı bir türlü tamamlamamıza neden oldu. Olan bize Akçakoca'mız oldu sonuçta. Bugün geldiğimiz son noktada artık sevindirici gelişmeler var. Sonunda iki müteahhit de işi bıraktırdık. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü doğrudan temin yöntemiyle işi düzgün yapacak yeni müteahhitlere vermeye karar verdi. İnşaatın kalan işlerin tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılıyor. En kısa zamanda iadesi yapılacak. İnşaata başlanacak. İnşaat 2017-2018 öğretim dönemine yetişecek. Aynı dönemde fakülte kuruluş işlemleri de bitmiş olacak. Bittiğinde yeni fakültemiz yeni binasına yeni öğrencilerle beraber hizmete başlayacak inşallah. Yeni kurulacak olan fakültemiz ile birlikte 3 yıl içerisinde 5000, daha sonraki yıllarda 10000 öğrenciye ulaşmayı planlıyoruz Akçakoca olarak. O sebeple fakülte devreye girdikten sonra güzel Akçakoca'mızda işsizlik en alt düzeye inecek. Zaten var olan fındık, turizm, nakliyecilik, kümes hayvancılığı gibi gelirlerimizin yanına yenileri eklenerek ilçemizin kabuğunu kıracağını ümit ediyorum. Yeni fakülteler, yeni turizm yatırımları ve OSB'nin tamamlanmasıyla birlikte yapılacak yeni yatırımlarla nüfus 50.000 seviyelerine gelecek. Güzel Akçakoca'mız her yönüyle gelişecek ümidiyle sözlerime son verirken şahsım, yönetim kurulum ve oda meclisim adına davetimize katılan herkese teşekkür eder, hayırlı Ramazanlar dilerim. Başkanım, konuşmalar için teşekkür ederim. Kaymakamım, çok kıymetli hazurum, değerli sanayicilerimiz, iş adamlarımız, komşu ilçelerimizden gelen değerli misafirlerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ticaret odamızın, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odamızın yapmış olduğu bu iftar programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum, Ramazanınızı tebrik ediyorum. Rabbim inşallah sonsuza dek böyle birlik beraberlik içerisinde nice Ramazanlar, nice iftarlar yapmayı bizlere nasip eder. Değerli başkanım bazı konulara değindi. Tabi basında birçok kez bu konulara değiniliyor ama şuna emin olabilirsiniz, ben çok detaylı değinmeyeceğim. Gerek milletvekilimiz burada, gerek ben şahsen, kaymakamımız, diğer milletvekillerimiz, ticaret odamız, meclis başkanıyla, ticaret odası başkanıyla ve sizler zaten desteklerinizle bu konuları çok yakından takip ediyoruz. Buna yürekten inanabilirsiniz. Bu konularla ilgili de hiçbir akamete uğramadan bir tek hukuki süreçler, maalesef mahkeme süreçleri bizi biraz yavaşlattı. Ama emin adımlarla nihayete erme noktasında ilerliyor. İnşallah çok kısa zaman içerisinde bu iki konu da nihayete erecektir diye düşünüyorum. Ben tekrar bu güzel iftar programımıza, ben de mensup olduğum meclis üyesi olarak iftar programımıza diyebilirim rahatlıkla. Hoş geldiniz diyorum. Tekrar Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Bayrama inşallah mutlu mesut bir şekilde kavuşmayı da Allah nasip etsin. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Kaymakamım, çok değerli belediye başkanımız, genel meclis başkanımız, oda başkanlarımız, çok kıymetli ilçe başkanım,
değerli hazırım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah kabul etsin, afiyet olsun diliyorum. Evet. Daha önce bizden önceki hem belediye başkanımız hem oda başkanımız o kadar Akçı Hoca'nın meselelerine vakıflar ki, o kadar bu dönemde o kadar güzel entegre çalışıyorlar ki, bu bizi çok mutlu ediyordu. Bugün de buna şahit olmak beni ayrıca mutlu etti. Ben kendilerine bu entegre çalışmayı meydana çıkardıkları için, ortaya koydukları için, işte bir elin nesi var, iki elin sesi var atasözü, bunu çok doğrulayan bir atasözü. Bu dönem Akçı Hoca'da meslek gruplarıyla, esnaf odalarıyla, ticaret odamızla, muhtarlar derneğimizde, sivil toplum örgütleriyle öyle bir entegre çalışma var ki bizi hiç yerimizde durdurmuyor, koşturuyor. Biz bundan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Ben kendilerine sizlerin huzurunda bir kere daha teşekkür ediyorum. Bazı meselelere değindiler. Şundan emin olmanızı isterim. Akçı Hoca'nın her meselesine vakıfız ve takibindeyiz hep beraber. Harfiyen an ve an takipteyiz. İnşallah biz başlamış programları, başlamış projeleri bitirmek üzere, başlamamış olanları da başlatmak üzere yola çıktık. İnşallah başlamışları sizin bildiklerinizi neticelendireceğiz. Bu yönde gayretimiz üstündür. Bütün Akçı Hocalarımız, sanayi adam ve iş adamlarımız bunu bilsinler. Çünkü Akçı Hoca Düzce'nin birinci önde gelen ve en büyük ilçesi, sahile açılan tek kapısı. Biz bunun da bilincindeyiz, bunun da farkındayız. Akçı Hoca'ya gelecek olan yatırımları da bu yönde yürütmeye çalışıyoruz. Ben daha fazla uzatmadan şundan emin olun. Her geçtiğimiz gün bir öncekinden ve bugünümüz daha güzel olacak, daha iyi olacak her alanda. O yönde çalışmamız var. Hepimize hayırlı akşamlar diliyorum. Daha nice nice iftarlarda Allah bizleri buluştursun diyorum. Ve bizim buluşmamıza vesile olan Ticaret Odası Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Nice nice iftarlarda, nice nice bayramlarda buluşmak üzere diyorum ve tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Aşk ile Allah.